ki. Hemen arkadaşlar, Abdullah bir sahil bölümüne hemen geçer misin arkadaşlar? Bir Abdullah'a bir yönlendirin hemen. Duymuyor sizi şu anda. Abdullah, sen beni duyuyorsun galiba. Hadi Abdullah bir yönlendirin lütfen. Abdullah, bir sahile geçelim, beraber canlı yayında geçelim. Tamam. Serhan'ı sahile geçirin. Abdullah'ı da geçirin sahile. İkisini de geçirin sahile arkadaşlar. Tamam, bir görelim bu arada. Serhan da geçsin sahile doğru. Bir acil geçer misiniz lütfen? Şimdi kızımız mı, biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Yani babası Nizamettin Bey sevgili Roji üniversiteyi kazanıyor. Arkadaşlarım sahile geçerken o bilgileri de bir tazelersek eğer. Babası uğurluyor. Kızımız hayaline arkadaşlar, olay yerinden ayrılmak istemiyorum. Olay yerinden ayrılmak istemiyorum. Abdullah geçiyor mu sahile? Geçmiyor hala, farkındasınız. Duymuyor. Bir iletişim problemi mi yaşıyoruz? Peki. Tamam. Peki. Şimdi kızımızı uğurluyor. O görüntülerde günlerce izledik. Sevgili Rojin'i gönderdikten sonra, 3 gün sonra maalesef annesiyle en son saat 18.25'te bir görüntülü konuşma gerçekleştirdikten sonra işte markete gidiyorum diyor, markete gitmiyor. Elinde işte daha sonra sahilde, biliyorsunuz sahile doğru yürüdüğü ve arkasından da sahilde ne olduysa da orada kızımızın başına bir şey geldiği değerlendirildi. Baba, benim kızım hayatına son verecek biri değildi demişti günlerce. Hiçbir sorunu yoktu, hayalleri vardı zaten. Biz de ona çok büyük bir sevgi besliyorduk. Ve sahilde biliyorsunuz bir cep telefonu, bir kulaklık, bir kek, bir de su şişesi biliyorsunuz bulunmuştu. Ve kızımız oraya gittikten sonra başına bir şey geldiği değerlendiriliyor. Günler sonra, zannediyorum 12. gün ya da 10. gün müydü? 10. gündü galiba. Kıyıya vurmuş bir başörtüsü bulundu. Ve bu başörtüsünün Rojin'e ait olduğu, önce canlı yayında baba bize teyit etmekte zorlandım, bakamadım ben dedi. O başörtüsünü abileri Diyarbakır'daki kız kardeşine, Elif'e ve diğer kardeşlerine gönderiyorlar. Ve abla zaten o başörtüsünü takınca da, başörtüsü evet bizim kızımıza ait başörtü. Ablası onu üniversiteye kazanıp oraya gittiğinde ona verilmişti dedi. Ve başörtüsünün Rojin'e ait olduğu belirlendikten sonra ısıya duyarlı bütün cihazlarla Van Gölü'nün dibinde her yerinde, helikopterle havadan ama her yerden sevgili Rojin'le ilgili olarak nerede olabilir diye çok yoğun bir arama kurtarma çalışmaları yapıldı. 52 ekip çalıştı. Hem jandarma genelkurmay da destek verdi. Emniyet zaten özel ekiple bütün olasılıkları 6 senaryo üzerinde ekipler çalıştı. Ve maalesef şu anda Rojin'in cansız bedeniyle karşı karşıya kaldık. Rojin öldürülüp mü denize atıldı? Yoksa sahile kadar, oraya kadar götürülüp o... bu arada sahildeki o evlerle ilgili de şöyle bir bilgi geldi. O bilgiyi de yani... Şimdi... Molla Kasım Köyü sahilinde çok büyük bir hareketlilik olduğunu... Arkadaşlar zaten söylüyorum ya ben, ama ben bir kıyı görürsem çok daha mutlu olacağım. Evet, evet. Bu arada çok fazla kışın konaklamanın olmadığı, yazın kalabalık olan bir yer Molla Kasım sahili ve sitesi. Kışın, daha doğrusu işte Eylül-Ekim ayında olduğumuz için de çok da fazla kalabalık olmayan bir site. Daha çok yazın daha çok kalabalık olan bir sahil orası. Kampüse de uzaklığı 24 kilometre uzaklıktaki, yaklaşık 10 dakikalık uzaklıktaki bir yerden bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar da bize bir yandan da bilgileri de paylaşıyorlar. Hemen şu bilgiyi de paylaşayım. Şimdi nasıl sürüklendi sevgili Rojin'in cesedi bu tarafa doğru? Şimdi arkadaşlar, bir oranın bir haritasını aslında ekrana getirebilirsiniz sevgili izleyiciler. Şimdi öyle bir yer ki orası. Ben şunu bir açayım arkadaşlar. Şimdi bakın, haritayı bana ekrana getirebiliyor musunuz? Böyle bir olasılığımız var mı? Şimdi üniversite aşağıda. Orada bir burun var uçta. Bir burun. Şimdi Molla Kasım'a gidecek yeri ben çiziyorum sevgili izleyiciler. Bir dakika. Şimdi kıyıya vurduğu değerlendiriliyor. Ben peki kıyıya vurduğu değerlendiriliyor da, hemen şu haber kaynağıma da şu bilgiyi siz sorar mısınız arkadaşlar? Şuraya söyleyeyim. Evet, oraya kadar nasıl gitmiş? Şu anda bir haber kaynağımla yazışıyorum. Nasıl olabilir diyorum.
Çünkü Doğanay sen yapar mısın? Kimle yazıştığımı tahmin ediyorsun. Çünkü ha, burun var diye yazdım. Evet. Tamam. Evet şu anda Van Emniyet Müdürümüz oradan olay yerinden ayrıldı. Doğanay haber kaynağımla sen yazışır mısın? Bir acil sen yazışır mısın? Çünkü burun var. Yani üniversitenin sahilinden doğru ileri doğru gidince bir burun var böyle şeyde sahilde. Arkasından şey başlıyor, bu site başlıyor. Dolayısıyla tabii akıntı olduğu da de var. Yani işte gece sahile de vurmuş olabilir. Oradan zaten eğer denize atıldı, pardon göle atıldıysa bir süre sonra da sahile vurabileceği düşünülüyor, değerlendiriliyordu. Korkulan da oldu maalesef. Maalesef korkulan oldu. Ama yurdun da çok büyük eksiklikleri olduğunu da biz gündeme getirmiştik, söylemiştik. Sayın Emniyet Müdürümüz de sahildeki o kalabalığı, oradaki olay yeri inceleme ekibi, tabii Roji'nin bir yandan da şu anda tabii yetkililer de şunu söylüyorlar. Yani otopside her şey çıkar. Yani eğer kızımız öldürülüp oraya atıldıysa bu akciğerdeki şeylerden, yani eğer canlıysa orada biraz boşluklar oluyor biliyorsunuz. Yani nefes alıyorsa orada bazı akciğerin durumuna göre kızımızın öldürülüp mü oraya atıldığı yoksa işte düşüp mü hayatını kaybettiği bu yürürken göreyim mi ben arkadaşlarımı? Ben yürürken göreyim. Arkadaşlarımız bir yandan arabayla gittiler. Abdullah bana gösterin arkadaşlar. Yürürken ben ekibimi görmek istiyorum. Sahile doğru ulaşmaya çalışıyorlar şu anda ekiplerimiz. Tabii bir otopsi sonucunda, sevgili Roji'ne yapılacak otopsi sonucunda tabii ortaya çıkacak bunların hepsi. Ama maalesef Nizamettin Bey kızına canlı bir şekilde ulaşamadı baba. Kızının maalesef artık cesediyle karşı karşıya kaldı. Allah çok büyük bir sabır versin onlara gerçekten. Ve Allah kimseyi de evlat acısıyla sınamasın. Elif ile Aydın da burada inşallah. Onların kızı, inşallah onların kızı sağ salim bulunabilir. Tüsü vardı ama olay yerinden de ayrılmayalım. Ekranı ikiye bölelim. Muhabirlerimiz ulaşır ulaşmaz hemen onu ekranlara getirelim biz. Baba kızını nasıl uğurladı? O anları bir ekranlarınıza getirelim mi? Hadi getirelim. Cuma günü de hep online. Rojina Moçu. Buna da telala. خیلی خوشی ایشالله بیدش که خواهده میشه بکنم روزی چو دلم خراب بود گو کذا با مقدم خیلی خوشی ایشالله بیدش که خواهده میشه بکنم خیلی خوشی ایشالله بیدش که خواهده میشه بکنم روزی چو دلم خراب بود گو کذا با مقدم خیلی خوشی ایشالله بیدش که خواهده میشه بکنم Lütfen. Alır mısınız sesi? Alın lütfen. Tamam, çok teşekkür ederim. Şimdi olay yerinde görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Olay yeri ben de şu sizle birlikte LED'den göreyim de şu an daha yeni gittiler oraya. Olay yeri inceleme ekipleri orada. Kızımızın cesedi orada, yetkililer orada. Van Emniyet Müdürü de gitti oraya. Şu anda galiba ambulans bekleniyor. Tabii evet, yani ambulans bekleniyor ve kızımız oradan alınıp götürülecek, morga götürülecek. Arkasından da otopsi...